Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz Asus ROG Ally son zamanlarda beni en şaşırtan ürün. Videonun sonunda neden bu kadar şaşırdığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bu bir taşınabilir el tipi oyun konsolu ve ben de ilk defa böyle bir konsolu deneyimledim. Yani ilk defa böyle bir deneyim yaşadım ve hayran kaldım arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlıyorum. Tasarımıyla başlayayım. Cihazın ağırlığı 608 gram arkadaşlar. Çok hafif. Biraz sonra performansını, donanımını görünce bu da şaşırdığım konulardan birisi oldu. Üzerinde 7 inçlik Full HD bir ekran var. 120 Hz ve parlaklığı 500 nit. Aynı zamanda dokunmatik bir ekran. Sağ ve sol tarafında joystickleri konumlandırmışlar. Aynı zamanda oynamanız için gereken tüm tuşlar var. Menü tuşu vesaire de orada. R1, R2 tuşları var. Hassasiyeti çok güzel. Aynı zamanda aşağıda da elinizin alt tarafına gelecek şekilde M1 ve M2 tuşlarını konumlandırmışlar. Cihazın üst tarafında güç açma tuşu var. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Ses açıp kısma tuşları var. Bir tane Type-C portu var. Buradan şarj ediyorsunuz. Bir de özel bir port var. ROG XG portu. Buradan isterseniz aksesuar bağlıyorsunuz. Dock bağladığınız zaman HDMI portu, USB-A portu geliyor. Onunla beraber isterseniz herhangi bir monitöre, televizyona bağlayabiliyorsunuz. Hemen yanında bir micro SD kart çıkışı var. Bir de kulaklık çıkışı var. İki tarafında da fan ızgaralarını görüyorsunuz. Şimdi cihazın tasarımı böyle. Ergonomisi harika. Oynamak gerçekten çok keyifli. Joysticklerin o hassasiyeti vesaire çok iyi arkadaşlar. Aynı zamanda ROG Ally dünyanın ilk Windows işletim sistemine sahip el konsolu. Windows'un burada şöyle bir artısı var. Windows ile ilgili ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Yani internete girin, gezin, YouTube'a ya Windows bilgisayar gibi aslında. Aynı zamanda bu Windows'u biraz sadeleştirip özelleştirmişler bu cihaz için. Bir de içerisinde Armory SE yazılımı var. Bununla beraber aslında konsolu konsol gibi yaşıyorsunuz. Windows'la muhatap olmuyorsunuz. Ama isterseniz Windows'la elinizin altı. Armory SE ile beraber Steam, Epic Games, Xbox Game Pass gibi oyun hizmetlerine direkt erişebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz oyunu yükleyip kurup oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. GTA 5 mi istedin? Forza Horizon 5 mi istedin? PUBG mi istedin? İstediğin oyunu bir oyuncu bilgisayarı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu yazılım sayesinde bu arada üzerindeki tuşları kişiselleştirebilirsiniz. İşte ışıkları açıp kapatabilir, kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz aydınlatmasını. Yani tamamen kişiselleştirilebilir bir el konsolunuz var. İçinde de Windows 11 artısı var. Gelelim performansa. Üzerinde AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi var arkadaşlar. Ama ben burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. Nasıl bir Xbox alırken, PlayStation alırken içinde hangi işlemci var, RAM'in de düşünmüyorsak bunda da düşünmenize gerek yok. Biraz önce söylediğim gibi istediğiniz oyunu, yani tablette oynadığınız oyunlardan bahsetmiyorum. GTA'dan vesaire bahsediyorum. İstediğiniz oyunu yükleyip kullanabileceğiniz şekilde Asus cihazı optimize etmiş. Yüksek performanslı bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Gelelim, çok şaşırdım dedim ya, o kısma geliyorum. Cihaz arkadaşlar çok küçük ve yani fan sesini duymuyorsunuz. Çok az bir fan sesi var. Zaten çok ısınmıyor. Sıcaklığı da çok az, böyle hissediyorsun. Yani bir GTA 5'i, bir Forza Horizon 5'i herhangi bir oyuncu bilgisayarında oynadığınızı düşünün. O fanların sesini duyuyorsunuz. Elinizde ısınıyor. Yani o kadar optimize etmişler ki elinizin altında asla ısınmayan, duyduğunuz yerler özellikle ısınmayan, sessiz çalışabilen, yüksek performanslı bir el konsolu. Gerçekten hayretler verici. Ben çok şaşırdım. Performans demişken batarya performansı da önemli. Bu oynadığınız oyuna göre değişir ama ben Forza Horizon 5'i 1 saat 10 dakika oynadım. İçinde %38 daha pil kalmıştı. Tahmin ediyorum 2 saate kadar oynatacaktır Forza Horizon 5'i. Oynadığınız oyuna göre değişecektir ama ben ortalama 2 saat gibi düşünüyorum. Benim testlerimde böyleydi. Bir de bir bütün olarak baktığınızda sollu sağlı hoparlörleri var ve hoparlörü de çok şaşırttı. Çok iyi. Yani Dolby Atmos destekli 5+1 efektini alıyorsunuz. Yani gerçekten ses sarmıyor. PUBG oynarken soldan mı geliyor, sağdan mı geliyor anlamak o kadar kolay ki oyunun içine giriyorsun gerçekten. Siz aralardaki görüntülerde oyunun biraz FPS'inin düşük olduğunu görebilirsiniz. Yani FPS düşünmeye de gerek yok. Çok akıcı bir şekilde oynuyorsunuz zaten. Ama biz videoları 25 kare çektiğimiz için siz bütün görüntü 25 kare, 25 FPS görüyorsunuz aslında. O sizi yanıltmasın arkadaşlar. Ve ben bir Forza Horizon oynadım. O deneyimi size aktarmak için kamerayı koyup çektim arkadaşlar. Bir beraber bir onu izleyelim.
Ya gerçekten çok keyifli. Bu cihazın diğer bütün oyun oynayacağınız cihazlardan farkı şu. Elinize alıp yatarak oynayabiliyorsunuz. Zaten genelde oturarak değil yatarak oynuyorsunuz. Yatarak oyun oynamak o kadar keyifli ki ben normalde çok oyun oynamayı sevmem arkadaşlar. Saatlerce Forza Horizon 5'te yani gömüldüm kaldım oyundan çıkamadım. Çok keyifli. Yatarak oyun oynamak gerçekten iyi bir deneyim arkadaşlar. Total'de gerçekten iyi bir cihaz yapmışlar. Wi-Fi bağlantısı da Wi-Fi 6E. Dolayısıyla kayıpsız güzel bir internet bağlantısı da olacaktır. Ben çok beğendim. Hatta ilk defa oyun oynamayı sevdiğim cihaz bu oldu. Yani böyle bir cihaz alayım oyun oynayayım derseniz gerçekten seyahatte falan vesaire çok işinizi görecektir. Bayağı bağımlılık yapacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir sahiplenme hissiyatı da geldi bana. Bu arada 65 wattla şarj oluyor. Yolculukta vesaire nasıl kullanacağım derseniz hani pili daha uzun gitsin istiyorsanız artık çok güçlü powerbankler var. Onlardan da alabilirsiniz. Ya da zaten uçakta falan priz oluyor genelde. Artık oradan direkt prizden de kullanabilirsiniz uzun yolculuklar için. Evet, Asus ROG Ally bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.